Pekala. Ünlü oyuncu Barış Kılıç. Bu afet üzerine sosyal medyada ünlülerin işte sen onu paylaştın, sen bunu daha çok paylaştın, sen öyle baktın, sen bunu söylediğin gibi. Hı. Bir de böyle garip bir kıyaslama, küçümseme, büyütme gibi bir durum söz konusu oldu. Ya, durumda Barış çok işte, güzel konuşmuş sebeplenmeye gerçekten. Çalışanlar var ya yani maalesef kimileri öyleydi de kimileri de işini yapıyor. Aynen öyle işte onlardan biri sevgili Barış Kılıç. Bak neler anlatmış. Bunun bir yarış haline gelmesi çok itici yani. Ben iki tarafın da düşüncesini yani saygı duyacağım diyeyim de yani duyulacak gibi değil yani. İnsanların yani hassasiyet göstermesi bir suç, göstermemesi başka bir suç. Ya nereye geldiğimiz konusunda inanın çok sinirliyim yani. Hani sosyal medya herkes kullanıyor, herkes bir şeylere yetişmeye çalışıyor. İçinde çok gerçekten samimi bir şekilde yapmaya çalışan insanlar var. Ya insan yardım etmeye gitmiş, yok işte koli taşıyor, şov yapıyor. Yok ya arkadaş bir şey yapıyor bu insanlar ya. Yani en azından buna saygı duyun yani. Şimdi bunu bir böyle bir yarış haline getirmek, sosyal medyada bir taraf olmaya çalışmak ne kadar çirkin ya. Ne kadar çirkin yani. Nefret ettim yani. Sosyal medyasından da iğrendim bu süreçte. Nefret ettim yani. Hani bu soruyu da sorduğun için teşekkür ederim ama ben nefret ettim yani. Çok yıldım yani. Anlatabiliyor muyum? Ya ben bunu paylaşayım insanlar bunu mu düşünür? Ben, yani nedir bu ya? İşte paylaşıp kimisi reklam yaptın diyor, kimisi ya yapanı diyor. Kendi vicdanıyla baş başa bırakacaksın. Yapan da onun için yapıyorsa kendi başına geldiği zaman oturur düşünür, hiçbir şey cezasız, karşılıksız kalmaz bu hayatta yani. Ama yani burayı bir yarış haline getirmek, burada insanların birbirine laf yetiştirdiği iğrenç bir mezbahaya haline döndürmek de hoş bir şey değil ya. İnsanların yaraları var orada, insanlar yakınlarını kaybetmiş. Enkazdan kafasını kaldıramıyor. Öteki bereki gitmiş. Yok onu sen paylaştın. Bu samimi miydin? Değil miydin? Ya bu konuşulacak konu mu ya? Hakikaten iğrendim yani. Sosyal medyasından da şeyinden de. İşte Barış çok gerçekçi. Çok gerçekten hepimizi bir kendine getirecek açıklamada bulunmuş. Kızılcık Vallahi, Şerbeti'ni başrol oyuncularından sevgili Barış Kılıç. Selam olsun gelsin. Buradan sana. Valla yani sosyal medyayı her türlü eleştirebiliriz ama olumlu tarafını görmemiz lazım. Evet. Özellikle işte şeyleri GSM operatörlerinin ne yapamadıklarını hep beraber gördük. Ama o sırada devreye Twitter'ı girdi, Facebook'u girdi. Hı hı. Dolayısıyla olumsuzlukları görmek evet ama olumlu taraflarını görelim. Çünkü onlar sayesinde de o sosyal medya sayesinde de bol miktarda vatandaş kurtarıldı. Kurtuldu. Ama buradaki hadise ahlaki bir çöküşten aslında bahsediyor. Evet. Ha, o onu taşımış bunu ama işte evet. Görüyoruz bak arkadaşlarımız ne güzel yardımlarını yapıyorlar. Para da topladılar herkes için vesaire. Evet. Bu sistemi son derece haklı sevgili ya Barış kendi içinde bunu bir rekabete dönüştürmek ya da bunu ortalığa dökmek çok ayıp geliyor. Ya. İşte etik değerlerden burada bahsediyoruz. Şöyle bir şey var 50 tane hani ünlü insan diyelim 50 tane arkadaşımız gidiyor çuval muval vesaire taşıyor ediyor yemek yapıyor veriyor. İçlerinden bir iki tanesi. Hani vardır ya bir deli evet. kuyuya taş attı falan. Bir kendisini bilmez, şuursuz. Aslında belki kendi reklamını yapmak için. O iki tane tweet atıyor. Ondan sonra düş peşine vesaire. İşte onun Barış'ın feryadı bu. Doğru haklı. Haklı ya bu durumdan nemalanmaya çalışmak kadar saçma bir düşünce. Bu kadar basit bir içerik. Biz öyle diyoruz da biz yani ideal insandan tarif ediyoruz. Öyle bir insan yok ki. İnsanın çürümüşlüğünü de görüyoruz aslında böylesi ortamlarda. Hani turnusol kağıdı hadisesi var ya. Öyle değil mi? İnsan kendini bir şekilde belli ediyor. Bir şekilde. Hele ki böyle ortamlarda belli ediyor olması zaten can sıkıcı. Evet.